Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2'de yepyeni, çok yenilikçi, çok devrimsel bir seriyle yine karşınızdayız. Dostlar kimle beraber? Tabii ki de Sezer Kaya ile beraber. Hoş geldin Sezer. Hoş bulduk Kerem. Dostlar bugün yapacağımız seri şu ana kadar muhtemelen YouTube'da hiç görmediğiniz bir seri. Benzerlerini gördünüz ama benzerlerini de yine biz yaptık. Dolayısıyla sorun yok. Yani benzerlerini de biz yaptık. O yüzden sorun yok abi. Şimdi bunu biraz daha farklı bir forma çevirerek, daha farklı bir format Sezer'le beraber güzel bir seriye başlayacağız. Peki nedir bu serinin formatı? Şöyle efendim, kısaca bir anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz Conquerors 2.1 modunda Options Game Party adında bir özellik var. İşte biz ne anasını? Biz bu özellik sayesinde Sezer'le beraber yarı multiplayer bir oyun deneyimi, yarı multiplayer bir seri sizlere aktarmaya çalışacağız abi. Bunu nasıl yapacağız? Sezer bir ülke seçecek. Bu ülke Osmanlı bu arada. Ülkeleri belirledik. Sezer'in bir Osmanlı fetişi var. Sezer Osmanlı oynayacak. Ben de Memlük Sultanlığı'yla oynayacağım. Şimdi ben seriye başlayacağım abi mesela. Önce tabii bir taş kağıt makas yapacağız. Kim önce başlayacak diye belirlemek için. Sonrasında kim çıkarsa, mesela ben çıktım diyelim. Seriye başlayacağız. Ben 100 tur boyunca oynayacağım abi oyunu. 100 tur ama. 100 veya 150. Buna video içinde karar vereceğiz. 100 veya 150 tur oyunu oynayacağım. İşte kendimi geliştirmeye çalışacağım. Ordularımı basacağım vesaire. Düşmanları fethedeceğim falan derken 100 tur, 150 tur içinde kendimi geliştirebileceğim kadar geliştireceğim. Sonra save'i Sezer'e göndereceğim. Sezer de Options Games Party'den Osmanlı'yı seçip o da Osmanlı'yla bir 150 tur oynayacak. Tarih zaten kaldığı dönemden başlayacağı için sürekli ilerleyeceğiz. Yani sıfırdan tekrar 1440'dan başlamış olmayacağız. Sınırlar, işte tarih, her şey aynı kalacak. Sezer Osmanlı'yla devam edecek. Bu şekilde abi. 100 tur ben Memlük oynayacağım. 100 tur Sezer Osmanlı oynayacak. Bu şekilde güzel bir seri olacak. Yarı multiplayer, sıra tabanlı multiplayer gibi bir sistem. Bunu da Sezer'le yapmaya karar verdik. Şimdi Sezer Akkaya ile beraber taş kağıt makasımızı yapacağız abi. Şöyle ekranı vereyim. Heh, güzel. Bu konularda evet, Sezer, çok hazır şanslıyım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3 deyince boyun... tamam mı? 1, 2, 3. 3. Yapma be oğlum. Tamam dur, 3 yıldıza kadar devam ediyor. 1-0 öndesin. 1, 2, 3. Abi nasıl olabilir ya? Oğlum çok iyi. 1, 2, 3. 3. Heh, tamam. Be. Güzel, güzel. 1, 2, 3. Ah be abi. İlk Sezer başlıyor beyler. Evet, taş kağıt makası kazandığı için. Evet, Sezer başlangıcı yapacak dostlar. Sezer 100-150 tur boyunca oynayacak. Ben de zaten Sezer'in oynayışını da yine bu videoya koymuş olacağım. Şimdi yavaştan Sezer'in oynayışını izleyelim. Bakalım Osmanlı'yla 100-150 tur içerisinde neler yapacak, hep beraber görelim dostlar. Yarı multiplayer serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Biliyorsunuz ki Kerem Yılmaz'la birlikte güzel bir seriye başlayacağımızı sizlere videoda zaten duyurmuştuk. Bugün de ben de Osmanlı İmparatorluğu ile güzel bir başlangıç yapacağım. Yaklaşık 100 tur veya 150 tur boyunca oynayacağım ve bunu sizlere öyle bir roleplay yaparak göstereceğim ki Kerem Yılmaz Memlük'e geçtiğinde Osmanlı'nın en büyük savunmasını görmüş olacak arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dostlar. İsterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, öncesinde videoda demiştik ki Kerem'le birlikte biz EA saldırganlığı vesaire ortaklaşa bir karar olarak veririz demiştik. Lakin bunu unuttuk. Ben de kafama göre ayarlama yapmak yerine daha mantıklı bir ayar yapmaya çalışacağım. Zorluğumuz efsanevi savaş sistemimiz klasik olacak. Oyun hızımız %100 iken EA saldırganlığı gerçekçi olma manasında %30'lara kadar düşürüyorum dostlarım. Böyle %30 olacak. Savaşlarda verilen kayıplar vesaire bunlar aynı şekilde kalabilir. Daha sonra buradan Rostov'u kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1.261.000 nüfusumuz varken 283.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan hemen vergilerimizi ayarlayalım. Mallarımızı ve yatırımları hemen standart kurumlarına çekelim. Şimdi arkadaşlar, düz kontak direkt olarak Osmanlı'nın teknolojisini öyle kafamıza göre veremeyiz. Şimdi karşımızda gerçek bir oyuncu olacak arkadaşlar. Bunu bildiğimiz için teknolojiyi ona göre ayarlamamız lazım. Şimdi Memlük Sultanlığı Afrika'da gelişmeye çalışan bir devlet ve Osmanlı'yı sevmeyen bir devlet. Bunun için arkadaşlar vergi gelirini olabildiğince yüksek tutacağım ki halkımızdan aldığımız vergileri silahlara vesaire harcayabilirim. Ki Fatih Sultan Mehmet de bunu aynı şekilde uygulamıştı biliyorsunuz ki. Ekonomimizi arttırıyorum. 10 yapacağız. Nüfus artışımız bayağı yüksek olacak çünkü arkadaşlar savaşa gireceğiz ve bize savaşta bayağı bir nüfus gerekecek. Ordu bakımımızı arttırıyorum. Şimdi vergilerden aldığımız şeylerle yeni silahlar üreteceğiz ve ordumuza da bakım lazım arkadaşlar. Bunu da 10 yapıyorum. Ticaretimizi 5 yapalım ki ambargo yemeyelim. Araştırmayı da aynı şekilde 2 veriyorum ve buradan üretim gelirini de 2 verip burayı kapatıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir ekranımıza bir bakalım. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'ya da ilerleyebilir. Anadolu çevresinde de ilerleyebilir.
ilerleyebilir ve Memnun sınırına yerleşebilir. Bunu bildiğim için öncelikle Türk birliklerini birleştireceğim arkadaşlar. Bir çatı altında toplamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar askerlerimiz nerede? Bu arada İstanbul'u fethini de yapmamız lazım. Baksanıza şimdi 4 tur oldu bile yani. Ben bir şey anlamadım kardeşim. Kaldı 96 tur veya da kaldı 146 tur. Önce biraz para basalım. İlk 10 tur biraz para basacağım. Çok dikkatli ve temkinli oynamam gerekiyor. İstanbul'un fethini erkenden yapacağım arkadaşlar. Çünkü İstanbul'un fethi ne kadar gecikirse bizim için o kadar zarar demek. Gördüğünüz üzere zaten kendilerinde 17.800 11.000'lik ekonomileri var ve 85.000'de nüfusları var. 17.000'lik ekonomiyle sadece yapabileceği tek şey paralı asker almak olacak. O da Ceneviz ordusunu alır büyük ihtimal. Ceneviz ordusunu almadan ben direkt olarak hemen denizi kapatacağım ve daha sonrasında İstanbul ve Gebze taraflarından direkt olarak saldırıya geçeceğim dostlar. Evet, bayağı da bir paramız var. Şimdi Bizans buralara da yerleştiği için arkadaşlar belki buradan da atağa geçebilir. Bundan dolayı da bu taraflarda askerlerimizi basıyorum. Evet, 14 tur oldu, 15 tur oldu. Güzel. Arkadaşlar totalde 5.000 asker burada var ve gördüğünüz üzere totalde 15.339 askerimiz oldu. Şimdi Atina tarafından da saldırıya geçeceğiz. Denize de biraz ordu koyabilirim bence. Çünkü denize de ordumuz olsun arkadaşlar. İstanbul Savaşı'nı başlatıyorum direkt olarak. Hemen İstanbul'u fethedelim. Kendilerini kaybet. Biraz küçültelim ekranımızı. Evet. Diplomasi, savaş ilan et. Totalde 20.000 askerle direkt olarak arkadaşlar Bizans'ın fethini başlatıyoruz. Lan ilerleyemiyorum buradan. Tamam, biz buradan gireriz abi. Hadi bakalım, hadi hayırlısı arkadaşlar. Bu arada unuttuk. Bunun yeni bir özelliği vardı. Şimdi önce buraya yeniden girelim. 3 tur sonra savaşa girdiğimiz yeni aklıma geldi arkadaşlar. Buradan ilerleyelim. Sen buraya gir. Evet, Atina bize savaş açmadı. Bundan dolayı da rahat bir şekilde ilerleyebiliriz anlamına geliyor bu. Buraya bir liman kuracağım. Aynı şekilde buraya da limanlarımızı kuruyacaktım ki buraya zaten varmış. 4.000'lik askerimiz bir limanına bir sahip olsun. Evet, İstanbul çok güzel bir şekilde savunuluyor arkadaşlar. Yani namı diğer Konstantinopol ve artık yok. Şimdi Bizans'ın şu taraftaki askerlerini de alacağım. Yunan tarafındaki askerlerini de alıyorum. Evet, kendilerin bize karşı müdafası pek fazlasıyla görülemedi arkadaşlar. Siz de fark edeceğiniz üzere. Hemen askerlerimizi geri ana cephemize çekelim ve şölenlerimizi başlatalım. Evet, şölenden kastım artık Konstantinopol değil, Konstantiniye olacak arkadaşlar. Hadi askerlerimizi buraya çekiyorum. 18.836'lık askerimiz bir adım daha geri gidebilir. Varus merkezleri direkt olarak topraklarımızı alalım. Oh vallahi mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi kaçıncı turdayız? 51. tura gelmişim. Ben Kerem'e diyeyim 150 tur olsun arkadaşlar. Yani bu olmaz böyle. 150 tur daha mantıklıymış gibi mi geliyor? Çünkü sadece İstanbul'u fethetmek için 30 tur harcadım. Siz düşünün. Şimdi asimilasyon işlemini direkt olarak başlatacağım. Çünkü asimile işlemi biraz daha hızlı olması lazım. Askerlerimizi artık Türk beyliklerinin etrafına doğru konuşlandırabiliriz arkadaşlar. Ben buraya bir askerlerimizi hemen dağıtayım. Evet, askerleri dağıtıyorum. Bu arada dış ilişkilerimiz iyi olması lazım. Mesela arkadaşlar Macaristan Krallığı, Rus Krallığı yani Rus İmparatorluğu vesaire hepsini almamız lazım diyecektim ki buralar zaten toplanamamış. Ben Litvanya Büyük Dukalığı'nı yanıma çekecektim. Kendileri bana hakaret etmiş. Avrupa'da bir dost istiyorum ya. Avrupa'da bir dostum olsun. İngiltere Krallığı. En mantıklı dost arkadaşlar. Fransa'yı da alalım aynı şekilde. Fransa da bizim en yakın dostumuz olsun. İlişkilerimizi geliştiriyorum. 58 tur etti gördüğünüz üzere. Ya ben bir de belki hani Kerem benle iyi geçinir diye Memlü'yü de yanıma çekmeye çalışacağım. Belki aramız iyi olur. Karakoyunlu'yu da yanıma çekiyorum arkadaşlar. Eğer olası bir savaş başlarsa müttefikim olduğunu bilsin diye uğraşıyorum. Çok iyi olacak gibi geliyor. Bakalım. Askerlerimiz gördüğünüz üzere buraya konuşlandırıldı arkadaşlar. Ben tur 62. Şuraya da asker çekiyorum. Yanlışlıkla tur geçeceğim diye çok korkuyorum bu arada. Tamam. Arkadaşlar 70. tura girmek şeyindeyiz şu an. Yaklaştık yani. 37 yapalım burayı. İlişki geliştirmeye devam. Bakalım benim yeni dostlarımı Kerem görünce ne yapacak? İlişki geliştireceğiz. Daha sonrasında gördüğünüz üzere arkadaşlar birçok yerde askerlerimizi bastık. 3250 vesaire hepsini ayarladık. Önce Karamanoğlu beyliğinden başlayacağım. Karamanoğulları beyliğinden başlayacağım. Bunları direkt olarak topraklarımıza katacağım. Sonrasında Dulkadiroğlu beyliğini yanıma vasal olarak çekmeye çalışacağım. Çünkü Memlük'te direkt olarak bir sınırım olsun istemiyorum arkadaşlar anlayacağınız üzere. Bundan ötürü gördüğünüz üzere 13.000 ekonomileri varmış zaten. Ben bunlara bir ultimatomu yollayayım arkadaşlar. Hakaretimizi edeceğim. Hatta var ya Karamanoğlu beyliğini alıp ondan sonra ultimatomu yollayayım. Çünkü hani 150 tur olabilir de olmayabilir de. 4 tur. Tamam, 4 tur sonra savaşa giriyoruz. Şuraya ben bir gözetleme kulelerimin vesaire bir dikeyim ve asker stilleri görmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz oyunda savaş sistemi olduğu için ona göre hareket etmemiz lazım. Denizden çıkarma vesaire atmayacağım. Tamam, birçok yerde askerini gördük. 3 tur, 2 tur, 1 tur. Savaşımıza girelim. Hadi bakalım. Ey Karamanoğlu Beyliği. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm? Göreceğiz bakalım bunu. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu yavaş da olsa Türk beyliklerini toplamayı başarıyor. Kardeşim yani koskocaman Germiyan'ı fethetmişiz. Seni mi fethedemeyeceğiz? Evet, Karamanoğlu Beyliği sıkıştı arkadaşlar. Başkent düşünce her şeye düştü. Askerlerimizi toparlıyorum ve sınıra arkadaşlar Dulkadiroğlu'nun sınırına diziliyorum ki gözünü korkutabileyim. Karamanoğlu Beyliği gel bakalım. Evet diyorum arkadaşlar ve asimilasyon işlemimizi başlatıyorum. Artık hepsini asimile edebiliriz bu manada. 99 süre. Tam 10 dakikaya tekabül etmesi için uğraşacağım. Bu arada 99 hemen şöyle bir hakareti çak abi. Ultimatom gönder. Vasallaştırma talep et. Gönderemiyorum. Hareket şeyim yetmiyor. Tamam bekle. Tam 100 turdayız arkadaşlar. Hakaret et. Ultimatom gönder. Vasallaştırma. Hala yet
etmiyor. Ama abi 110 tur olsun. Tam 10 dakika yapamadım zaten. 110 tur. 3.3 oldu. Ultimatom gönder. Zaten %150 arasında anlaşmıştık. Ben de evet, kendileri artık benim vasalım. Güzel bir haber bu. Çok güzel bir haber. Asimile'yi de şöyle yapalım. Güzel oldu. Çok güzel oldu abi. 110'da bitireceğim demiştim zaten arkadaşlar. 110 hemen eşitlemek istiyorum. Burayı almak ister vesaire. Hatta var ya, hiç onunla uğraşmıyorum. Tamam. Ultimatomu gönder. Bunu da aldım. Tamam. Sınırımda 2 tane adet farklı vasallar var. Memlu'ya karşı alınan önlemler neticesinde arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle Karakoyunu Devleti'me de bir bakayım. 110. turda bitireceğim zaten söylemiştim. Bir de ittifak teklif ediyorum. İttifakımız hayırlı olsun. Memlük'te o kadar ilişki yürütmeyeceğim. Serinin bir mantığı çıkmaz. Yoksa İngiltere Krallığı beni sevmiyor maalesef ki. Ama Fransızlar sevdiğini görüyorum. Kardeşim EU4 mantığı. 109. Abi armağan gönderelim. 110. Tamam. Şu an 10 dakikada zaten devirdik. İttifak teklif ettiğimde olmuyor. Arkadaşlar şu an benim ilerlemem bu neticede gördüğünüz üzere. 1.496.000 nüfusumuz var. 326.000 ekonomim var ve 1 adet vasalım. 2 adet pardon. 2 adet vasalım, 1 adet de ittifakım var. İttifakımın olması gerçekten iyi oldu. Çünkü Memlük sınırına bir düşman daha eklemiş olduk otomatikmen. Artık Memlük'ün ileriki safhalarda bizimle kuracağı ilişkilerine bağlı olarak bu düşman olur dosta, olur dost düşmana. Yani bu farklı bir şekilde düşünülebilir. Ama şu an Osmanlı İmparatorluğu karşısında yapabileceği herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar, İstanbul bizim. Yunanistan'ın bir kesimi bizim. Ondan sonra hani Karamanoğlu Beyliği yok. 2 adet vasalımız var. Diyelim ki bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Sezer Akkaya kanalında şöyle bir dokunursanız çok mutlu olurum. Gelin bir bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaptığımız taş kağıt makas sonucunda Sezer taş kağıt makası kazandı. Ve bu sonuçla beraber biliyorsunuz ilk olarak o başladı. Osmanlı İmparatorluğu'yla oynadı Sezer. Bakalım ne hamleler yapmış. Öncelikle Ramazanoğulları ve Dulkadiroğullarını kendine vasal almış. Vay vay vay. Bizim Anadolu'ya girişimizi diplomasiyi kullanarak engellemeye çalışmış gibi görünüyor kendisi. Aynı zamanda Karakoyunları da kendine müttefik alarak galiba bize karşı bir koz elde etmeye çalışmış. Böylece kuzeye çıkmamızı neredeyse tamamen engellemiş. Ama bizim de tabii ki bazı planlarımız var dostlar. Bu arada şunu hatırlatayım. Biz birbirimizin videolarını izlemeden oynuyoruz. Yani ben şu anda Sezer'in çektiği videoyu, Sezer'in çektiği Osmanlı ile oynadığı kısmı izlemeden buraya giriyorum. Ne yaptı, ne etti, ülkesinde ne kadar ordusu var vesaire. Bu bilgilerden tamamen yoksunum dostlar. Dolayısıyla kendisinin yaptığı hamleleri tam olarak bilmemekle beraber tabii ki kendisinin diplomatik hamlelerine ulaşabiliyorum. Vasallaştırdığı, ele geçirdiği ve müttefik aldığı devletler gibi. Bizans İmparatorluğunu ele geçirmiş, Konstantiniyye'yi almış ama başkenti yapmamış Sezer, çok büyük bir eksik. Aynı zamanda Mora Yarımadası'nı da ele geçirmiş, biraz daha Avrupa tarafına doğru ilerleme taraftarı gibi görünüyor. Osmanlı Sultanı sevgili Sezer, ama biz de Memlük Sultanı olarak Osmanlı'ya karşı yapmamız gereken hamleleri kesinlikle yapacağız. Mesela Osmanlı Sultanı sevgili Sezer. Evet, Dulkadiroğullarını, Ramazanoğullarını kendine vasal almışsın, Karakoyunları kendine bağlamışsın müttefik olarak. Eyvallah, tamamdır, bunlar kabulümüz, güzel hamleler. Ama ben senin oradaki yolunu, Anadolu'daki yolunu Akkoyunları ele geçirerek rahat bir şekilde kesebilirim. Yani biz Memlük Devleti olarak Akkoyunları ele geçirdikten sonra Osmanlı'nın önüne adeta bir set çekmiş olacağız. Hatta bunun üzerine bir de Trabzon'u ele geçirirsek Osmanlı şuranın ötesine gidemeyecek abi. Dolayısıyla Osmanlı'nın önünü biraz da böyle kesmeye çalışabiliriz kesinlikle. Onun haricinde de zaten Arap Yarımadası'nda, işte Kuzey Afrika'da vesaire fetihler gerçekleştirebiliriz ve kendimizi bu şekilde güçlendirebiliriz. Şimdi Osmanlı ve Memlük Sultanlıkları arasında bir Kıbrıs meselesi var. Ben bu Kıbrıs Devleti'ne garanti atsam yetmez. Kıbrıs Devleti'ni vasalım haline getireceğim abi kesinlikle. Evet, bir harekat yapacağım Kıbrıs'a ve Kıbrıs'ı vasalım haline getireceğim. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs topraklarını asla ve asla hiçbir zaman ele geçiremeyecek. Akkoyunlar ve Trabzon'u da kendi vasalım haline getireceğim ve Osmanlıların önünü böylece az önce de söylediğim gibi kesmiş olacağım. Bu bölgede ise tamamen fetihler gerçekleştireceğim. Bir de kendime müttefik edinmem lazım abi. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun böyle önünü kesebilecek bir müttefik edinmem gerekiyor benim kendime. Madem Osmanlı Karakoyunları aldı ama Karakoyunlar Timur'dan çok daha güçlü. Bir Timur'u düşündüm. Acaba Timur'u mu alsak müttefik olarak diye düşündüm ama Timur olmaz abi. Timur Karakoyunlara göre çok güçsüz kalıyor. Dolayısıyla onlardan, yani Osmanlı'dan daha güçsüz kalacağız eğer Timur'u yanımıza müttefik olarak alırsak. Litvanya Büyük Dükalığı'nı alabiliriz aslına bakarsanız. Neden? Çünkü Osmanlı Sultanı sevgili Sezer muhtemelen Boğdan Prensliğini ele geçirecektir. Eğer biz Litvanya Büyük Dükalığı'nı kendimize müttefik olarak alırsak Boğdan ele geçirildiği anda Osmanlı'yı Litvanya Büyük Dükalığı ile beraber kıstırabiliriz, sıkıştırabiliriz abi. Şimdi dilerseniz planlarımıza başlayalım. Az önce de söylediğim gibi toplamda 110 turluk bir oyun
oyun süremiz var. Yani 110. tura kadar oynayabileceğiz. 1440 yılında başlamıştık seriye. Toplam 16 yıl geçmiş. Biz de 1456'dan itibaren yaklaşık olarak 16 yıl oynayacağız. Yani toplamda 110 tur oynayacağız dostlar. Birazcık paramız biriksin. Gayet güzel. Hemen şöyle seri şekilde ordu basımlarımıza başlayalım. Gayet güzel. 9000'lik ordumu direkt Kıbrıs'a çıkarıyorum. Kıbrıs açıklarına savaşımı da ilan ediyorum. Şimdi efendim öncelikle savaş planından saldırı planını seçeceğiz. Ekonomik politikalardan sivil ekonomiye geçişimizi yapacağız. 4 tur sonra da Kıbrıs'ta savaşta bulacağız kendimizi. Evet, son 1 tur ve girdik şu anda savaşa. Kıbrıs Krallığı'yla an itibariyle savaştayız. Osmanlıların Kıbrıs topraklarına doğru ilerlemesi ve Memlüklerin yerine Akdeniz'de Osmanlı'nın hakim olması bizim için kötü bir sonuç olur. Dolayısıyla bu sebeple Kıbrıs'ı ele geçirdik. Oradan bir tane kendimize üs alalım. Geri kalan Kıbrıs topraklarını ise vasalımız haline getirelim. Gayet güzel bir savaşı kendimiz adına geride bıraktık. Artık Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs'ta hakimiyet ilan edemeyecek dostlar. Çünkü orası artık bizim toprağımız. Hemen onların rengini de hemen kendi rengimize bir çevirelim. Vasalı kontrol et. Şey yapalım bunu. Ne yapalım biliyor musunuz? Savaş vasalı yapalım. Bir de rengini kendi rengimize ayarlayalım. Bir de onlardan vergi almayı kesinlikle kapatalım. Ben vasallarımdan vergi almayacağım. Benim vasallarımdan gelecek olan vergiye kesinlikle ihtiyacım yok. Bu sebeple böyle bir hamle yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Kıbrıs emelimiz, Kıbrıs amacımız şu anda tamamlandı. Geriye ne kaldı? Koyunlar ve Trabzon'u kendi vasalımız haline getirmek kaldı abi. Biliyorsunuz Osmanlı'nın Anadolu'daki ilerleyişini kesmek adına bu bizim için son derece önemli. O zaman seri bir şekilde o harekatları da başlamamız gerekiyor. Bir de tur sınırı olduğu için abi bir rekabet hissediyorum böyle. Çünkü bir tur sınırımız var. Yani şu an mesela 70-80 civarı bir tur hakkımız kaldı. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle ordu basım işlemlerimize yine başlayalım. Çok fazla ordu basım işlemi gerçekleştirmemize de bence gerek yok. 20 binlik bir ordu Akkoyunlara hayli hayli yeter. Şöyle 38 ordu daha basalım. Evet, toplamda 20 binlik bir orduyla Akkoyunlu topraklarına girişimi yapacağım. Kendilerini vasalım haline getireceğim. Hatta Suriye'deki toprakları, Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfa'nın doğusunu alayım. Böylece Osmanlı'ya Sultan Sezer'e bir mesaj vereceğiz. Nedir o mesaj? Sultan Sezer, ey Sultan Sezer, Anadolu'nun hakimi sen değilsin. Memlükler de girebilir Anadolu'ya. Hatta Batman'ı da alacağım bu yüzden. Aynen öyle. Anadolu'ya girebileceğimizi bizler de göstereceğiz Osmanlı'ya. Osmanlı'nın Anadolu'daki tek hakim devlet olmadığını Osmanlı'ya en iyi şekilde, Sultan Sezer'e en iyi şekilde böyle gösterebiliriz. Hemen savaşımızı ilan edelim. Gayet güzel. Mümkün olan en kısa süre içerisinde bu savaşı tamamlamamız lazım ki tur olarak çok büyük bir sıkıntı çekmeyelim. Bu arada ben kontrol etmiyorum. Benimle alakası yok. Şu anda vasalları Sultan Sezer'e ne yaptılar abicim? İsyan ettiler. Dolayısıyla kendileri şu anda Osmanlı ile Sultan Sezer'le bir savaşa girdiler. Tabii şu anda Sultan Sezer kontrol etmiyor. Bıraktı şeye. Yardımcılarına bıraktı. Vezir-i Azamına bıraktı. Şu anda kendisi kontrol etmiyor ama vasalları şu anda kendisine ilhak etti. Bu durumun benimle bir alakası yoktur. Yani Osmanlı Sultanı sevgili Sezer bu durumdan lütfen bizi şey görmesin. Hani bizi suçlu görmesin abicim. Böyle bir şey yok. Çok güzel, çok güzel abicim. Akkoyunlu seferini tamamladık. Dediğim gibi şu bölgeye kadar toprakları biz alıyoruz. Geri kalan topraklar ise bizim vasalımız haline geliyor. Böylece Anadolu topraklarına girerek Osmanlı Sultanı Sezer'e güzel de bir mesaj vermiş oluyoruz dostlar. Hemen yine vasalımızdan aldığımız vergiyi kapatalım ve Akkoyunları bir savaş vasalı haline getirip kendilerini kendi rengimize ayarlayalım. Gayet güzel. 18.000'lik ordumuzla başkent Kahire'ye geri dönüyoruz dostlar. Gayet iyi, gayet iyi, harika. Sultan Sezer'in ayakları titriyor bu hamlelerden sonra, öyle ümit ediyorum. Bu arada ordularımızı Kahire'ye kadar çekmeyelim. Ordularımız o kadar geriye çekilmesinler. Çünkü hemen bu seferin üzerine biliyorsunuz bir de bir Trabzon seferi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ordularımız bu bölgede, Tripoli'de beklesinler. Buraya bir de bir ikmal kampı inşa edelim. Böylece buradaki asker harcamalarımız birazcık azalacak. Umarım sevgili vasallarımız bize karşı özgürlük arzularını arttırmıyorlardır. Kendileriyle ilişkilerimizi de geliştirelim bu sebep. Şu anda 64. turdayız abi. Gerçekten az tur hakkımız kaldı. Hemen ordularımızı seri bir şekilde Trabzon İmparatorluğu'nun da sınırlarına yollayalım. Bu bölgenin de ele geçirilmesiyle beraber Osmanlı'nın Anadolu'da önü tamamen kesilmiş olacak dostlar. Tamamen keseceğiz onların önünü. Hemen Trabzon'u da ele geçirelim. Onları da vasalımız haline getirelim yine barış antlaşmasını imzalayarak. Direkt vasallaştırıyorum ve biraz da savaş tazminatı alıyorum kendilerinden. Onları da yine bir savaş vasalı haline getiriyorum ve rengini de kendi rengime çeviriyorum. Gayet güzel, gayet güzel. İşte şimdi gönül rahatlığıyla Kahire topraklarına, başkentimize yeniden geri dönebiliriz
dostlar. Yine vasallarımıza aldığımız vergileri tamamen kısıyoruz. Gayet iyi. Osmanlı'nın, Sultan Sezer'in önünü kestiğimize göre artık kendi amaçlarımıza, kendi emellerimize ulaşabiliriz. Sultan Sezer şöyle bir şey yapabilir abi. Karakoyunlu'ya emir verebilir. Diyebilir ki gir Fadıl'ı al, gir Cebel Şammar'ı al, gir Anazah'ı al. Eğer bu topraklar Karakoyunlu tarafından ele geçirilirse Sultan Sezer benim Arap Yarımadası'nda önümü kesmiş olur kesinlikle. Dolayısıyla buna izin vermememiz gerekiyor. Sultan Sezer'in bizim önümüzü kesmesine kesinlikle ama kesinlikle izin vermememiz gerekiyor dostlar. Ama artık 90. tura geldik. Fazla yapabileceğimiz bir hamle de kalmadı aslına bakarsanız. Abi aslında kalan 20 turda bir yere ele geçirebilir miyiz ya? Bence Fadıl'ı düşürebiliriz var ya kalan 20 turda. Abi hemen orduları yerleştirelim. Hemen. Böyle 3000-3000 bütün orduları, aman yanlışlıkla bütün orduyu yolladım. 3000-3000 hemen bütün orduları Fadıl sınırlarına yerleştirelim. Bakalım 110. tura kadar vaktimiz yeterli olacak mı? Görelim hep beraber. Şöyle hemen 3000-3000-3000 bütün sınırlara yerleştiriyorum. Umarım yeterli olur abi ya vaktimiz. Umarım. Tamam, şu bölgede kendimiz ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Gayet güzel. Evet, 92, 93, 94, 95 kaç tur kaldı? Geriye sadece 15 turumuz kaldı. 15 turda, hatta 4 turda savaş ilanı için hazırlık 11 tur. 11 turda Fadıl'ı ele geçirip fethetmemiz, barış antlaşmasını da imzalamamız lazım abi. Böyle yarım bırakmak istemiyorum kesinlikle. Hemen saldırılarımızı gerçekleştirelim. Gayet güzel. Evet, şu anda 100. tura girdik ha. Lan başkentini alamadık. Bak bu biraz sıkıntı işte. Vaktimiz dar. Seri bir şekilde başkentlerini ele geçirmemiz gerekiyor Fadıl Devleti'nin. Şu anda 10 tur hakkımız kaldı sadece. Evet bak, evet tamam tamam tamam, güzel. Fadıl'ı düşürdük abicim. Fadıl'ı düşürdük. Bütün topraklarını da elimize geçirdik. Gayet güzel. Muazzam. Çok iyi. 25 binlik ordumuzu kâireye çekelim. Bütün ordularımızı kâireye çekelim. Son 5 tur, 4 tur, 3 tur, 2 tur, 1 tur, 0 tur, bir de oyunu kaydedelim. Bir tur daha atlayalım. Tamamdır abicim. Evet, böylece bize ayrılan sürenin de burada sonuna gelmiş oluyoruz dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten. Bir dahaki bölümle beraber Memlük Sultanlığı ve Osmanlı arasındaki rekabet devam edecek. Artık Osmanlı ile Memlüklerin o kadar geniş bir sınırı var ki gerçekten aralarındaki rekabet net bir şekilde anlaşılıyor bu iki devletin. Dolayısıyla bizi epey zorlayacaklar. Sultan Sezer'le büyük bir düşmanlığımız olacak gibi görünüyor. Bakalım bizi bir dahaki bölümlerde neler bekliyor dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de Discord sunucumuza katılabilir, Instagram hesabıma erişebilir ve Sezer Akkaya'nın kanalına gidebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar.